Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Aynur Koş. Bugün sizlerle görselde görmüş olduğunuz hırkayı çalışacağız. Arkadaşlar hırkamızın tamamı siyahtan olacak. Kollarında desenimiz var. Alize Süperlana Maxi'yi kullanacağım arkadaşlar. Gazal'ın kolundaki desenler için de Gazal'ın Rakın rolunu kullanacağım. Arkadaşlar ben şöyle 3 tane renk seçtim. Çok güzel renkleri var. Sizler de dilediğiniz renklerden ya da illa bu renk olması şart değil tabii ki. Alize'nin renklerinden de kolundaki deseni kullanabilirsiniz. Lastiği örmek için 7 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. Bedeni 8 numarayla öreceğim. Lastiği de ilk sırasını ilmek atarken şöyle ince bir şiş kullanacağım arkadaşlar. Böyle şişin altına koyuyorum. Lastiğin bu şekilde ilk sırasını örüyorum. Daha kolay oluyor. İlmek belirleyici ve bir makasa ihtiyacım var. Arkadaşlar ben kolumuzu ördüm. Bu modelin adı bonbon şekeri, kabartma desen gibi İsimleri var arkadaşlar. Balon kol da deniyor. Kabartmalı olduğu için. Böyle bir ismi var. Çok da güzel. Çok da şeker bir model arkadaşlar. Ben bayıldım. Arkadaşlar kolumuzu şöyle bedene yaklaştıkça şöyle 4 yerinden arttırdım. Ve bu şekilde örüp bitirdim arkadaşlar. Şimdi ikinci kolu sizinle birlikte öreceğim. Arkadaşlar kolumuz için 29 tane ilmek atacağız. 29 ilmek attıktan sonra bu 29 ilmeğimizle lastiğimizi öreceğiz. Ondan sonra düz yere geçtiğimiz zaman 20 tane arttıracağız. Ve toplamda bizim 49 tane ilmeğimiz olacak. Evet arkadaşlar, iki şişimi alıyorum. 29 tane ilmek atıyorum. Evet, 29 tane ilmeğimi attım. Şuraya da bir düğüm atıyorum. Ve ince şişimi çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bir ters bir düz lastiğimizi örüyoruz. Ters ördüm. Düz. Ters. Düz. Ters. Düz, ters. Bu şekilde arkadaşlar bütün ilmeklerimizi bir düz bir ters örerek bitiriyoruz. Lastiğimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve tersle devam ettim. Şimdi düz, ters, düz, ters. Evet arkadaşlar, bu şekilde lastiğimizi belli bir uzunluğa gelinceye kadar öreceğiz. Size ölçüsünü vereceğim. Arkadaşlar lastiğimi bitirdim. 12 sıra ördüm.
sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Arkadaşlar şöyle kenardan da çok rahat sayabilirsiniz. Burası da 6 olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın şöyle ilk ilmeğimizi örmediğimiz için burada böyle büyük V'ler oluşuyor. Bilmiyorum rahatlıkla görebiliyor musunuz? Siyah olduğu için belki göremezsiniz ama 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir de ölçelim. Tam 6,5 santim arkadaşlar. Şimdi bu sırada arttırmamızı yapacağız. Hem de modelimize başlayacağız. Şöyle bir tane düğüm atıyorum. Siyah ipimi de kesiyorum. Arkadaşlar bu sırada 20 tane arttıracağız. Bakın. Şöyle yapıyorum. İlmeğimi ters çeviriyorum ve arttırıyorum. Bu şekilde örüyorum. Çıkartmıyorum ilmeğimi. Tığımı şuradan geçiriyorum. Ve tekrar örüyorum. Bir daha yapalım. Ördüm. Çıkarmadım ilmeğimi. Ve aynı ilmeği tekrar örüyorum. Çıkarmıyorum. Bakın şuradan. Arkadaşlar burada 20 tane ilmeğimizi arttıracağız. 9 tanesini arttırmayacağız. O yüzden bunu arttırmanın bir şeysi yok, sırası yok. Bu ilmeklerin içine dağıtacağız. Yani toplamda 20 tane arttırın. 49 tane ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Ve bir de şunu da söyleyeyim. Ben bu ipi iki kat örüyorum arkadaşlar. Bu ip ince bir ip. İki kat yapıp öyle örüyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bu sıramızı da bitiriyoruz. Arkadaşlar 8 numara şişime geçtim. Ve bu sırayı ters örüyoruz. Sıramızı da bu şekilde örerek bitiriyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ondan sonrakileri de düz model olarak devam ediyorum. Şimdi biz bu şekilde 6 sıra öreceğiz arkadaşlar. Düzü düz, tersi ters olarak öreceğiz. Bu sırada düz, dönüşte ters örüyoruz. Bu şekilde 6 sıra örelim. Evet arkadaşlar, 6 sıra ördüm. Bu şekilde. Şöyle arkadan sayalım. Haroşaları sayması daha kolay oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6.
Şimdi arkadaşlar örneğimiz çok basit. 6 sıra düz öreceğiz. Ondan sonra örneğimizi yapacağız. Sonra tekrar bir 6 sıra daha öreceğiz. Bu şekilde ilerleyecek. Arkadaşlar baştan 2 ilmeğimizi örüyoruz. Bunlar bizim kenar ilmeklerimiz oluyor. Bunları her zaman düz öreceğiz. Buraya örnek yapmayacağız. Şimdi 2 tane ördükten sonraki 3. ilmeğimizi şöyle şişimden çıkartıyorum. 1 2 3 ve 4 tane söküyorum. Bu ipin bir kötü huyu var. Isırıyor arkadaşlar. Onun haricinde bir zorluğu yok. Şu ilmeğime 4 tane 1 2 3 4 tane söktükten sonra tığım alıyorum ve şöyle altından örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Ondan sonra 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 tane düz ördüm. Tekrar ilmeğimi çıkartıyorum. 4. ilmeğimi. 1 2 3 ve 4 tane söküyorum. İlmeğe tığımı geçiriyorum, şişimi geçiriyorum. Ve ilmek atıp örüyorum arkadaşlar. Yine 3 tane düz örüyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. 4 tane söküyorum. İlmeğimi, şişimi geçiriyorum ve örüyorum. Bir tane daha yapalım. 1 2 3 4. çıkarttım. 1 2 3 ve 4 tane söktüm. Şişimi ilmeğe geçirdim ve ördüm. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bakın, baloncuklar dolmaya başladı. Bu şekilde bu sıramızı örelim. Sıramız sonuna yaklaştım arkadaşlar. 3 tane düz ördüm. Şu ilmeğime örneğimi uygulayacağım. Şu 2 ilmeğimiz de başta olduğu gibi kalacak. Ve 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi arka sırada yine ters bir şekilde örüyorum. Arka sırada hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 6 sıra tekrar düz öreceğiz. 6 sıra ördüm. Arkadaşlar bunu da şöyle sayabiliriz. Bakın şurada işlem yaptığımız ilmek bu. Söktüğümüz ilmek. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Ya da arka sıradan şöyle sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi renk koyacağız. Başka bir renge geçeceğiz. Şöyle örüyorum.
bir düğüm atıyorum arkadaşlar. Biraz sıkılaştırıp ve gri ipimi kesiyorum. Bu ip 50 gramlık ipler arkadaşlar. İki kolumu da ördü. Şu kadar da arttı bu ipten. Şimdi ikinci ipimi uyguluyorum. Yani 6 tane renk geçişlerinde de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Modeli koyacağımız zaman rengimizi koyacağız. Yani gri ile modeli uygulayıp üstüne farklı bir renk değil. Farklı rengi koyduğumuz zaman modeli uygulayacağız. Şimdi 2 tane sabit olan ilmeğimi ördüm. Şimdi arkadaşlar şurada yapacağız bu işlemi. Bakın şu 3 tane düz örmüştük ya. Onun ortasındaki ipi yapacağız. İlmeği yapacağız. 1 2 tane örüyorum. Şu baştaki 2'yi hiç saymıyorum arkadaşlar. O hep 2 olarak kalacak. 1 2 ilmek ördüm. 3. ilmeğimi çıkartıyorum. Bir, iki, üç, dört. Şimdi bir, iki, üç tane düz örüyorum. İki, üç, dört. Şişimi ilmeğe geçiriyorum ve örüyorum. Bir, iki, üç. İlmeğimi çıkartıyorum. Bir, iki, üç ve dört. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Son işlemi de yaptım arkadaşlar. Geriye 4 tane ilmeğim kalıyor. Onları da düz örüyorum. Başta yaptığımız gibi. Şimdi yine arka sıradayım. Örgümü ters olarak öreceğim. Arkadaşlar 6 sıra bu şekilde düz öreceğiz. Yine ondan sonra tekrar modelimizi uygulayacağız. Evet, 6 sıra ördüm. Şimdi ilk başladığımız noktaya döndük arkadaşlar. 2 tane sabit ilmeğimizi örüyoruz ve hemen bu ilmeğimi çıkartıyorum iplerini. Evet, 4 tane söktüm ve ördüm. 3 tane örüyorum şimdi. Hep bu yaptığımız kabartmaların ortasındaki ilmeği söküyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde bu sıramızı da böyle tamamlayacağız arkadaşlar. Baştaki iki ilmeğimizi ördük ve hemen önündeki ilmeğimizin ipini söktük. Sonraki sıramızda da 4 tane ilmek öreceğiz. Ondan sonraki ilmeğimizi sökeceğiz arkadaşlar. Örnek bu şekilde ilerliyor. Arkadaşlar sizler kırmızıyı da bu şekilde koyacaksınız. Farklı bir şey yapmayacağım. O yüzden ben siyah ipim gelinceye kadar öreceğim arkadaşlar. Şimdi siyah ipime geçeceğim.
kırmızı ipimi de kestim. İki tane sabit olan ilmeklerimi ördüm arkadaşlar. Şimdi iki tane daha öreceğim. Modelimi uygulayacağım. Evet, bu şekilde. Arka sıradayım. Ters olarak örüyorum. Arkadaşlar, bu siyahtan 4 sıra öreceğiz. İkinci sırayı örüyorum. Bir düz, bir ters daha örüp arttırma yapacağız. 4 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi arttırma yapacağız burada. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. İlmeğimi çıkartmıyorum. Ve şişimi şöyle arkadan şöyle göstereyim. Bakın şöyle. Örüyorum. En başta kolumuzu arttırırken de yapmıştık arkadaşlar. Onun aynısı. Buraya bir tane ilmek belirleyici takıyorum. Bir tane de sıranın sonunda arttıracağım arkadaşlar. Arttırma yerine kadar örüyorum. İki ilmeğim kaldı. Şimdi bu ilmeğimi de bu şekilde örüyorum. Çıkartmıyorum. Ve şişimi böyle ilmeğe takıp örüyorum. Ve son ilmeğimi de örüyorum. Arkadaşlar bu şekilde arttırmalarımız olacak. Ve bu aralar şimdi şunu yaptık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Modelden sonra 4 sıra ördük. Bu arttırmamızı yaptık. 10 sıra öreceğiz. Şurayı yine arttıracağız. Bir başta bir sonda. 10 sıra sonra da böyle 10 10 10 aralıklar vereceğiz arkadaşlar. Son sıramızı da sayayım. 1 2 3 4 5 6 8 sıra öreceğiz arkadaşlar. Son sıramızda 8 kesmesiyle beraber 8 sıra oluyor. Ben bunları size yazayım. Kesmeyi örerek kesiyoruz. Onu göstereceğim size. Arkadaşlar modelden sonra siyah ipe geçtim. 4 sıra ördüm. Yani şurası. 4 sıra ördüm. Başında ve sonunda arttırdım. Toplamda 1 sırada 2 tane arttırdım. Sonra 10 sıra ördüm. Yine 2. Tekrar bir 10. Tekrar bir 10. İkişer tane bir başta ve sonda olmak üzere. Ve en son 8 sıra örüp bitiriyoruz arkadaşlar. Ben dediğim gibi kesme bölümüne geldiğim zaman size göstereceğim. Evet, arttırmalarımı yaptım. Ve şimdi keseceğiz arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeğimi onun üstünden geçiriyorum. Örüyorum.
arkadaki ilmeği üstünden geçiriyorum. Sıktırmadan, çok da gevşek değil tabii ki. Evet, bu şekilde kolumuzu kesiyoruz. Arkadaşlar size şöyle bir ölçü vereyim. 48 santim uzunluk. Santimde kolun genişliği arkadaşlar. Onların da notlarını alalım. Uzunluk 48 santim. Kol genişliği 25 santim. Evet arkadaşlar, kolumuzu bittik. Şimdi arkayı yapacağız. Arka parçamızı yapacağız. Arkadaşlar şimdi lastik ve düz örgüden ibaret olduğu için hani tekrar tekrar başlayıp göstermeyeceğim. Sadece sayısını vereceğim size. Şöyle ki arkayı şöyle yapalım. Toplamda 72 ilmek başlayacağız arkadaşlar. Ön bölümlerde 29 ilmek olacak. Şu yakamızda 14 ilmek olacak. Evet, bu şekilde olacak. 72 ilmek başlayıp 12 sıra lastik öreceğiz. Bu da 6,5 santim yapıyordu. Aynı koldaki gibi. Sonra dümdüz öreceğiz. Hiç eksiltme arttırma vesaire olmayacak. Ben size yaka kısmına gelince yaka kısmını nasıl kesiyoruz onu göstereceğim. Arkadaşlar ben arka parçayı ördüm. Şu anda 100 sıra ördüm arkadaşlar. Şöyle yapayım. 100 sıra. Sonra da bunun santimini yazarız. Şimdi 29, 14 ve 29 olarak ayıracağız. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 demişiz. 29 ilmek. Şimdi bu ilmekleri geri dönüyorum.
Evet arkadaşlar, şimdi burayı kesmem gerekiyor şu anda ama kesmeyeceğim. Omuzları da örüp, ön omuzları da örüp kesmeyeceğim. Böyle ilmekleri birleştirerek keseceğim arkadaşlar. O yüzden başka bir şişe alıyorum. Evet. Bu şekilde ipimi burada kesiyorum. Şimdi şurada yaka için 14 ilmeğimiz var. 14 tane ilmeği de şu aparatımıza alıyorum. Şurayı tekrar sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18, 29. Evet. Şimdi burayı da öreceğiz. Aynı bu omuzumuzu ördüğümüz gibi. Şuraya bir tane düğüm atacağım. Evet arkadaşlar. Arka bu şekilde. Şimdi bunu beklemeye alıyoruz. Önlerimizi öreceğiz. Burası ne oldu? Artı 2 oldu. Toplamda 102 sıra örmüş olduk. Şimdi arkadaşlar ön parçaya başlayacağız. Ön parçayı da biliyorsunuz 29 tane ayırdık omuzu. Dolayısıyla ön parçamızda 29 ilmek atarak başlayacağız. Yine 12 sıra lastik, 6,5 santim. Bu şekilde de önü öreceğiz arkadaşlar. Önü 102 sıra öreceğiz. Evet, bu şekilde
Şu arkanın da bir santimleyelim. ...71 santim uzunluğunda arkadaşlar. Bedenimizi böyle düz yeri üste gelecek şekilde yatırdım. Şu da ön parçam. Yani iki düz birbirine bakacak. Şöyle yaptığımız zaman iki tarafı da ters olacak. Düzleri birbirine bakıtacağız. Şimdi omuzlarımızı birleştireceğiz. İlk ilmeğimi alıyorum arkadaşlar. Şimdi bir bu şişimden, bir bu şişimden alıyorum. İkisini bir örüyorum. Ve arkadaki ilmeği, öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Yine bir buradan, bir buradan alıyorum. İkisini örüyorum. Ve bu şekilde geçiriyorum. Evet, omuzların birleştirmesi böyle oluyor. Ben yapıp geliyorum arkadaşlar. Şimdi sona geldim. Sonda böyle bir tane ilmek kalıyor. Hep iki ilmek, iki ilmek kesiyorduk. Bir ilmek kalıyor. Bunu da böyle örüyoruz. Ve yine bunun üstünden geçiriyoruz. Bunu da bir kere örüyorum. Ve şöyle kesiyorum. Şu ipimi de keseyim. Şöyle bir düğüm atalım buraya. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın çok düzgün bir birleştirme oluyor. Evet. Bu şekilde. Evet. Şimdi kol birleştirmemizi yapacağız. Kolumuzu dikeceğiz. Şimdi burası diktiğimiz beden arkadaşlar. Şu arka taraf. Şu da ön. Kolumuzu da şöyle ikiye katlıyorum. Ve tam ortasını şu birleştirme yaptığımız çizginin üstüne koyuyorum. Şöyle. Şurası bizim ortamız. Buraya bir ilmek belirleyici takıyorum. Ve tam şu ortadan sayıyorum arkadaşlar. Bakın şu kenardaki şu geniş V'lerimiz var. Şöyle. Bunları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20'ye bir belirleyici geçiriyorum. Ve kolumuzun ucunu da en uç noktasını oradan geçiriyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde monte edeceğiz. Aynı şekilde buradan da 20 tane sayıp onu da bu şekilde buraya ilmek belirleyicimize takacağız. 20 tane sayıp sonra da dikimini yapacağız. Şöyle bir yün iğnesi aldım.
Evet, bu şekilde, yani gösterdiğim şekilde dikelim. Bakın arkası da, yani önden görünen yeri de bu şekilde duracak. Gayet düzgün. Evet arkadaşlar, ben kollarını dikiyorum ve geliyorum. Arkadaşlar ben bir kenarı diktim. Şöyle şuradan başladım. Şöyle kolda bitirdim arkadaşlar. Şimdi bu kısmı birlikte dikelim. Şimdi şu koltuk altına şöyle birleştiriyorum burayı. Sayılarımız aynı ama arkadaşlar, yani dikerken bir tane üstten bir tane alttan alabiliyoruz. Şimdi şöyle ipimizi şöyle ölçüyorum, dikeceğim yerin boyuna ölçüyorum. Şöyle birazcık daha uzun bırakıyorum. Arkadaşlar bu ilmeklerin arasından geçirdiğimiz için ipimiz çok fazla gitmiyor. Öyle bir ölçü alıp birazcık da bırakırsanız ipiniz yetecektir. Böyle bir düğüm atıyorum. Şöyle uç kısımdan. Şöyle düğüm attığımın yerin tam ortasından, yani ipin tam ortasından giriyorum. Ve bu ucumun, yani burası da bedenim oluyor. Şöyle bir tur daha döneceğim burayı. Arkadaşlar şimdi bakın şurada, şurası ters, şurası düz. Düz olan yerde şöyle dişler var. Yani şu düzlerin aralarında bakın şöyle eksiler diyeyim ben. Şöyle bakın. Aynen bu taraftaki düzümüzde de var. Şimdi en alttan bir tane alıyorum. Ve buradan da bir tane alıyorum. Sırasıyla bütün eksilerden ipimizi geçiriyoruz. Evet, bu şekilde
lastik kısmımı diktim. Şimdi arkadaşlar ipimi şöyle çekiyorum. Bakın gördünüz mü? Şöyle bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Sanki örgümüzün devamı gibi oldu. Şimdi üst sıradayım. Düz yerime geldim. Yine şu, bakın şöyle düz yerlerden alacağım arkadaşlar. Aynı biraz önce lastikte yaptığımız gibi. Şöyle. Yeter ki sırasını kaçırmayın. Belli bir sırayı takip edin. Evet, çekiyorum. Bu şekilde bütün hırkamızı kol ucuna kadar dikiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ön lastiğimizi yapacağız. 8 numara bir misin alış iş aldım. Şuraya da bir düğüm atayım. Arkadaşlar şimdi bir tane aldım. Buradakini hemen yanındakini iki tane alacağım. Yani bir yerden iki tane alacağım arkadaşlar. Buradan iki tane aldım. Şimdi buradan bir tane alıyorum. Yani bir tek bir çift gibi düşünün. İki tane nasıl alıyorum? Şöyle bir kere tamamından alıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Sonra buranın yarısından tekrar alıyorum. Bakın. Burası şöyle bir bölüm. Bakın ikiye ayrılıyor. Yani siyah da olduğu için çok gözükmüyor. Arka kanadından da alıyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bu şekilde çift alıyorum. Onun yanından bir tane alıyorum. Yanından bir tane tam. Ve yarısından da bir tane daha çıkartıyorum. Tek. Hemen yanından çift. Evet arkadaşlar bu şekilde ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Şu yaka bölümümüze gelene kadar bu şekilde gidelim. Sonra da buraya göstereceğim. Ve bunları da düz örerek misin alış işimi geçiriyorum.
Evet. Şimdi yine bu taraftan arka bedenden bir tane ilmek alıyorum. Ve buradan da çift alıyorum arkadaşlar. Yanındakinden tek alıyorum. Ve çift. Evet arkadaşlar, bu şekilde bütün ilmeklerimizi alıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ilmeklerimizi çıkardık. Lastiğimizi örmeye başlayabiliriz. İlk ilmeğimi ilk sıra olduğu için örüyorum. Bir düz, bir ters. Evet arkadaşlar, bu şekilde lastiğimizi örelim. Ben örüp bitireyim. Kesmeyi birlikte yapacağız. Kaç santim ördüğümü, kaç sıra ördüğümü sizinle paylaşacağım. Evet, lastiğimi ördüm. Tam 10 sıra ördüm arkadaşlar. 11. sırada da keseceğim. İlk ilmeğimi alıyorum. Ters yapıyorum. İlmeğimi öne alıyorum. Arkadaki ilmeği öndekinden geçiriyorum. Düz örüyorum. Arkadaki ilmeği öndekinden geçiriyorum. Ters örüyorum. Ve ilmeği geçiriyorum. Düz değmişiz. Evet arkadaşlar, bu şekilde lastiğimizi kesiyoruz. Arkadaşlar, hırkamı tamamladım. İplerini temizledim. Çok güzel bir hırka oldu. Gayet kullanışlı. Arkadaşlar, bu hırkaya siyah ipten 8 tane ip gitti. Kollarındakini söylemiştim zaten. 3 tane 50 gram ip almıştık. Onlardan da çok az miktarda kaldı. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.